İş görüşmelerinde yapılan mülakatlar çeşitlendirilmektedir. Birebir mülakatlar, panel mülakatları, çalışma arkadaşları grubu, sıralı mülakatlar, değerlendirme merkezi ve telefon mülakatları şeklinde sıralayabiliriz. Birebir mülakatlar. Yapılandırılmış mülakatta denilebilir. En çok kullanılan, esnek olan ama sonuçları çok tartışılan bir yöntemdir. Aday ile tüm görüşmeler birebir olarak yalnız yapılır. Bu yöntemde subjektif değerlendirmelerin görüşmeyi etkilemesi kaçınılmazdır. Uygulanması halinde görüşme sürecinin çok iyi planlanması ve etkin bir ön hazırlık yapılması şarttır. Birebir görüşmeler genellikle işveren firmanın bir temsilcisi tarafından yürütülmektedir. Bu görüşmelerin yapısı önceden belirleneceği gibi sohbet havasında da geçebilir. Amaç söz konusu pozisyon için uygunluk derecesinin belirlenmesidir denilebilir. Bazı firmalar birebir görüşmeleri çok rahat ve sohbet havasında yürütmeyi tercih ederler. Bu çünkü adayın daha rahat olmasını sağlar. Buna karşılık bazı firmalar stres görüşmesi denilen ve adayın doğal tepkilerini ortaya çıkardığı savunulan yöntemleri de kullanmayı tercih edebiliyorlar. Birebir görüşmelerin en büyük dezavantajı değerlendirmenin tek bir kişi tarafından yapılması ve daha subjektif kararların verilmesine neden olmasıdır aslında. Bu tür görüşmelerde katılımcıya görüşmeyi yönlendirme imkanı verilir. Açık uçlu sorular sorulur. Mesela, son işiniz hakkında neler söyleyebilirsiniz? Amaç tartışmalarda alınmayacak bilgi, duygu ve davranışlar hakkında bilgi almaktır. Bu görüşmeyi katılımcılar kontrol ettiğinden, yapılandırılmış sorular sorulmadığından, katılımcıları birbiriyle karşılaştırmak oldukça zordur. Bu yöntem daha çok üst düzey yönetici seçiminde kullanılmaktadır. Panel mülakatlar. Bu yöntem 2'den fazla görüşmecinin veya yöneticinin birlikte tek bir aday ile yaptıkları görüşmelerdir diyebiliriz. Genellikle çok sayıda elemanın farklı bölümlerde işe alınması planlandığında toplu alımlarda tercih edilen bir yöntemdir. Adayı zorlayıcı bir yöntemdir ayrıca. Şirket açısından bakıldığında ise iyi bir panel yöneticisi veya koordinasyon olduğu takdirde sağlıklı sonuçlar ortaya çıkarabilmektedir. Bir diğeri çalışma arkadaşları grubu. Bu yöntem son yıllarda oldukça fazla önem kazanan ekip ve takım anlayışının eleman seçme sistemine yansımasıdır. Bu yöntemde seçimin ağırlığı seçilecek kişinin birlikte çalışacağı ekip üyelerindendir. Bir anlamda panel yönetimine dönüştüğü de söylenebilir aslında. Ancak buradaki görüşmenin asıl amacı gruba uyumun ölçülmesidir. Ekip çalışması ve proje bazlı işlerde kullanımın olumlu sonuçlar verdiği de gözlenmektedir. Bu tür küçük gruplardan oluşan iş görüşmelerinin amacı daha çok derinlemesine bir görüşme yapmak veya teknik bilgiyi ölçmek içindir. Bu yöntem ayrıca son işe alım kararını vermeyecekleri halde başka çalışanların da işe alım sürecinde rol almalarını sağlar. En büyük avantajı Uzun vadede birlikte çalışması söz konusu olan kişilerin önceden birbirlerini tanımalarını sağlamalarıdır. Ayrıca çalışanların işe alım sürecinde dahil edilmesi onları motive eder, karar mekanizmasında önemli rol aldıklarını düşünmelerine yardımcı olur. Sıralı görüşmeler yani mülakatlar ise birebir ancak birbiri ardına yapılan birkaç görüşme söz konusu olur. Burada mülakatı yapan her kişi söz konusu pozisyonun tek bir yönünü inceler. Burada tecrübe, teknik bilgi, yönetim becerisi gibi değerler ön plana çıkar. Sıralı görüşmelerde birebir görüşmelerin bütün dezavantajlarına aynı şekilde sahiptir. Değerlendirme merkezi mülakatlarında ise panel görüşmelerin tam tersine adayların sayısı 3'ten fazla olarak alınır. Adaylara çalışmak istedikleri alanla ilgili veya genel yöneticilik yeteneklerini ortaya koyabilecekleri örnek olay ya da olaylar verilir. Belirlenen süre içerisinde eğitilmiş değerlendiriciler olayı izler ve izlemekle de yetinirler. Bu süre sonunda örnek olay tartışılır. Adayların bu süre içerisinde tüm tutum ve davranışları değerlendirmede dikkat alınır. Adaylar bunun yanı sıra bazı testlerden de geçebilir. Bu değerlendirmelerde önemli olan verdiğiniz yanıtlar değil, verdiğiniz yanıtlar üzerinde ne kadar açıklayıcı olduğunuz, verdiğiniz yanıtların içerisinde Gruptaki kişilerle ne kadar çok aktif durumda kaldığınız ve ne kadar etkin bir şekilde tartışabildiğiniz ölçülür. Bir diğeri de telefon mülakatları. Sonuçları sağlıklı ancak uygulaması çok zor bir yöntemdir. Özellikle son yıllarda ülkemizde oldukça az kullanılmaktadır artık. Bununla ilgili değerlendirme merkez mülakatları, birebir ve panel mülakatları oldukça yoğun bir şekilde kullanılır. Telefon görüşmelerinin de en büyük avantajı diğer yöntemlere göre daha hızlı olmasıdır. En acil olarak ihtiyacınız olan bilgileri telefonda öğrenebiliyorsunuz çünkü. Ses tonu, dil hakimiyeti, telaffuz gibi konularda önemli bilgiler verir. Bu nedenle özellikle telefonda müşteri hizmeti veren birimler için yapılan eleman alımlarında tercih edilebilen bir yöntemdir.